Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Yeni bir Merve'li bir hafta videoma hoş geldiniz. Bu hafta her gün birbirinden farklı ve eğlenceli egzersizler deneyeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. İlk olarak kickboxla başlayalım. Hep denemek istediğim ancak bir türlü fırsat bulamadığım bir spordu kickbox. Temelinde yumruk ve tekme hareketleri var. Antrenmana başlayıp 1-2 yumruk ve tekme hareketinden sonra nabzımın anında yükseldiğini söyleyebilirim. Kickbox'ta yumruk atma ve tekmeler gerçekten fazlasıyla enerjinizi dışarı atmanıza neden oluyor. Özellikle belirtmek istediğim bir şey var. O da antrenman boyunca inanılmaz konsantre oluyorsunuz ve dışarıdan herhangi bir uyaran asla dikkatinizi dağıtamıyor. Bu da kafanızı boşaltmanız ve rahatlamanız için son derece etkili. Kickbox aslen savunma amaçlı olarak öğretilen bir spor olduğundan hem erkekler hem de kadınlar için çok uygun bir spor. Eğlenerek formunuzu korurken aynı zamanda da kendinizi korumayı öğreniyorsunuz. Daha ne olsun? Koşmak kadar güzel bir şey var mı bilmiyorum. Hele bir de açık havada koşuyorsanız. Bence yürüyüş ve koşu yağ yakımı için yapılabilecek en değerli egzersizlerden biri. Hem maliyetsiz, hem tertemiz oksijen aldığınız ve en önemlisi hiçbir ekipmana ihtiyaç duymadan herkesin yapabileceği bir egzersiz. Bu yüzden açık havada koşmayı her zaman spor salonunda koşmaya tercih ederim. Açık havada koşarken mümkün olduğunca nefesimi kontrol ederek, bol bol oksijeni içime çekerek ve en önemlisi hiçbir şey düşünmeden yapmaya çalışıyorum. 10 dakika hızlı tempoda yürüdüysem 5 dakika nabzımı yükseltecek şekilde koşuyorum. Böylece egzersizi daha eğlenceli ve aktif hale getirmiş oluyorum. Ormanda, parkta, sahilde, tek başınıza ya da sevdiklerinizle yılın 4 mevsimi koşabilirsiniz. Unutmayın, yürüyüş ve koşu hem ruh ve beden sağlığı hem de sosyalleşmek için yapılabilecek en güzel egzersizlerden biri. Electric Muscle Stimulation, yani EMS ile spor deneyimim, Merve'li bir hafta serisindeki en farklı ve enteresan olanıydı. Çalıştırılması en zor olan derin kasları bile harekete geçiren bu sistem sayesinde kaslar fazla ağırlık kullanmadan ve eklemlere yüklenme olmadan çok daha kısa sürede yoğun bir şekilde uyarılıyor. Antrenman yaparken sistemin bir parçası olan özel bir spor kıyafeti giyiliyor. Alet fizik tedavi uygulamalarında da kullanıldığı gibi hafif ölçüde elektrik akımı uyarılarıyla hareketi yapmanız zorlu hale getiriliyor. Biz bu antrenmanda 25 dakikayı ikiye bölüp ilk kısımda kendi vücut ağırlığımı kullanarak kaslarımı çalıştırmamı sağladık, ikinci kısımda ise kardiyo yaptık. Spor hocasının da söylediğine göre haftada bir gün ile başlanarak performansınıza göre haftada maksimum 2 gün olacak şekilde devam etmek idealmiş. Aquafit egzersizine havuz bisikletiyle başlıyorum. Havuz bisikletinin amacı kaslara güç kazandırırken aynı zamanda yüksek oranda kalori yakmak. Normalde bile pedal çevirmenin kasları ne kadar çalıştıran bir aktivite olduğunu düşünürsek, suyun direnciyle bu aktivitenin 2 kat daha zorlayıcı olduğunu itiraf etmeliyim. On dakikalık bir ısınma sonrasında tuzlu su dolu farklı bir antrenman havuzuna geçiyorsunuz. Burada yağ yakımını arttıran 30 dakikalık bir aqua jog denilen egzersiz programına başlıyorsunuz. Özellikle sırt, bel, diz ve eklem ağrılarını rahatlatan, kasları çalıştırmaya yönelik egzersizlerin yanı sıra yağ yakımını harekete geçirecek kardiyo egzersizleri de yapıyorsunuz. Suya karşı direnç göstererek yaptığınız her harekette kaslarınızın yandığını hissediyorsunuz. Sporu suyun içinde yapmak gerçekten çok daha eğlenceli. Pilates, postür bozuklukları, sırt ve bel ağrılarına oldukça iyi gelen bir egzersiz çeşidi.
Yakın dövüş eğitmeni Joseph Pilates, 1. Dünya Savaşı sırasında hastane yatakları ve yaylar kullanarak yatağa mahkum hastaların bile kullanabileceği pilatesi geliştirmiş. Daha sonra yataklar yerine uygun aletler üretmiş ve bu aletin adını da Reformer, yani yeniden şekillendirme koymuş. Aletli pilates ilk olarak 5 yıl önce denediğim ve bir süre düzenli devam etmem sonucunda beni bel ağrılarımdan kurtaran ve haliyle hayat kalitemi tamamen değiştiren bir egzersiz. Biliyor musunuz, pilatesin sadece kadınların yaptıkları bir egzersiz olarak algılanmasına çok üzülüyorum. Erkeklerin böyle önemli bir egzersizden sırf bu algı nedeniyle mahrum kalması üzücü. Bel ağrılarımın sebebinin fıtık olduğunu öğrendiğim gün doktorum bana fizik tedavi yerine işinin ehli bir yerde pilatese başlamamı önermişti. O gün karar verdim ve hemen başladım. İyi ki de başlamışım. Karın kaslarımı kuvvetlendirdikçe bel ağrılarımın tamamen ortadan kalktığını, daha esnek, daha kuvvetli ve daha zinde bir bedene sahip olduğumu söyleyebilirim. Hamileliğimde bile bel ağrısı anlamında hiç etkilenmedim. Çünkü öncesinde karın kaslarımı fazlasıyla kuvvetlendirmiştim. Sağlıklı ve formda olmak için hemen hepimizin bildiği fitness, tüm kasların vücut ağırlığı ile veya ek ağırlıklarla çalıştırılması, sıkılaştırılması ve güçlendirilmesine dayanıyor. Fitness içinde çeşitlilik barındıran bir egzersiz şekli. Birçok kas grubunun dahil olduğu farklı hareketlerle kondisyon kazanıyorsunuz. Bu antrenmanın amacı bedeninize güç, esneklik ve denge sağlamanın yanında vücut yağlarını azaltıp kas kütlesini arttırarak doğru duruş kazandırmak. Hem kendi vücut ağırlığınızla hem de farklı ekipmanlarla yapılan, sıkılmanıza olanak sağlamayan bir antrenman çeşidi. Ben fitness antrenmanını 4 aydan fazla süredir yapıyorum. Haftada minimum 2 ile başladığım süreçte yağ yakımı, kaslarımı kuvvetlendirmek ve en önemlisi duruş bozukluğumu iyileştirmek adına çok fayda gördüm. Hala da görüyorum. Bu antrenmanı isterseniz evinizin rahatlığında, isterseniz de benim gibi açık havada yapabilirsiniz. Bazı günler hiç ekipman kullanmanıza bile gerek kalmıyor. Kendi vücut ağırlığınızla yaptığınız hareketlerle bir saatlik sıkı bir antrenmanın sonunda yerden kalkacak haliniz kalmıyor. Videonun sonuna geldik. Benim için çok yorucu ama bir o kadar da çok keyifli bir hafta oldu. Umuyorum ki bu video spora başlamak isteyenler ya da spor yapmayı hiç düşünmeyenler için ilham verici bir video olmuştur. Merve'yle bir hafta serisinde görmek istediğiniz konular varsa aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolardan haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.